Biz yumurta kapıya dayanınca harekete geçme olarak belki tanımlıyoruz ama çoğu zaman bir hastalık olarak da erteleme görülüyor. Sebeplerinden biri herhalde ya bir işi çok önemsemek veya hiç önemsememek mi acaba? Yani ortası nasıl bulunur bunun? Fikriniz var mı hocam? Ya orada tabii bana eğer sorarsan ertelemenin zemininde birazcık da çocuklukta yaşadıklarını görüyorum ben. Yani bir insan birçok şeyi erteliyorsa belki de zamanında çok kısıtlanmıştır, çok zorlanmıştır. Hani ben mesela şimdi çocuklara bakıyorum. O kadar mükemmeliyetçi bir aile içinde ki işte ödevini yap, şuraya git, kursunu bitir, bir an önce bitirmen lazım, şuradan çok iyi puan alman lazım. Yani koşullu bir sevgiyle büyütüyoruz çocukları. O koşullu sevginin neticesinde çocuk bir süre sonra hakikaten yorgun düşüyor. Ve ilerleyen yaşlarda kendi hayatında ertelemelere başlıyor diye düşünüyorum. Bir de mükemmelliyetçi insanlarda çok var bu. Yani ben bakıyorum bazı arkadaşlarım mükemmelliyetçi, onu hızlıca bitirip hallediyorlar harika bir şekilde. Ama bazılarına da bakıyorum o kadar aşırı ayrıntıya dalıyorlar ki iş bitmiyor. İş bitmiyor, işe başlamakta zorluk çekiyorlar. Yani biz bilim dünyasında bunu çok yaşıyoruz. Yani hadi şu makaleyi sen yaz dediğimde aylarca gelmiyor o makale çünkü... O kadar obsesif ki hani müthiş bir çalışkan insan ama iş bitirici tarafı çok zayıf. Yani mükemmelliyetçiliğin de burada bir zemin oluşturduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum, dikkat eksikliği, evet. Hiperaktivite de tabii yine işe başlayamadığı için hep erteleme şeyi vardır. Depresyonlar erteler. Depresyonda ise insan işe bir türlü adapte olup şey yapamaz, konsantre olamaz, değil mi? Şimdi ertelemecilik yapılması daha gerekli, önemli ve öncelikli olan şeyleri bırakıp onun yerine yapılması çok da gerekli olmayan başka bir şeyle uğraşmak. Yani kişi tembellikten ayrı bir şey bu. Yani kişi bir şey yapıyor. Tabii. Mesela yürüyüş yapmak yerine ne bileyim televizyon seyrediyor. İşte kitap okumak yerine işte dizi izliyor ya da ne bileyim sohbet ediyor ya da internette surf yapıyor falan gibi. Tabii bunun da daha sonraki bedeli o yapılması gerekli işler giderek büyüyor, birikiyor. Ve hayatında sorun yaşamaya başlıyor. Ertelemeciliğin arkasında önemli, biz buna ertelemecilik bahaneleri diyoruz. Birinci, belki enteresan gelebilir size, kontrol edilmeme kaygısı. Yani ben kendi kafama göre yapmalıyım. Hani kimse beni kontrol edemez. Bir, bundan dolayı erteleyebilir kişi. İki, işte sizin söylediğiniz mükemmeliyetçilik. Hani en iyisi olsun. Üçüncü, başarısızlık korkusu. Yani eğer yaparsam ve iyi olmazsa eleştirilirim. Şimdi burada kişinin odağı ne oluyor? Eksik ya da yanlış yapmamak. Peki bir şeyi, herhangi bir şeyi eksik ya da yanlış yapmamanın bir yolu var mı? Mutlak anlamda yok. Yani bu programda da herhalde bir sürü eksiklik vardır. Eğer kusursuz bir program olsun istesek yapamayız. İşte orada bir yolu var aslında. Yapmamak. Yapmayınca eksik de yapmamış oluyorsun. Yani yanlış da. Mesela ne bileyim üniversite sınavına şu anda girsem ben işte kaç sene geçti. İstersem sıfır yanlışla çıkarım. Hiçbir soruya cevap vermem. Yanlış sayısı sıfır hani gibi. Bir de kişinin sanki böyle bir pil gibi düşünün. Hani belli bir enerjisi var. Sanki o enerjiyi tüketmemek gerekiyor gibi bazı insanlarda da. Hani enerjiyi korumaya çalışmak. Bir de son olarak hani mesela bir eğlence var değil mi? Aman bir daha bulamam bunu. Hani şu anda bunu yapayım, öbürünü daha sonra yapayım, yaparım. Hani fırsatları kaçırma gibi. Hani eğlence. Evet. Yani. Hazır bulmuşken bunu şey yap, o ileride bunu bulamazsınla tabii lüzumlu işler o zaman ertelenmiş oluyor. Derya hocam bir de şu var, çok sıkıntılı bence, böyle hiç karşılaşıyor musunuz? Sağlık problemi olduğunu düşünüyor birisi ama yaşayacağı durumdan korktuğu için kontrole ve tetkiye gitmiyor. Gitmeyi erteliyor. İşte o da gene yani tedirginlik ve kaygı neticesinde az önce Erkan hocanın söylediği şeye geliyor. Hani bir şekilde olabileceklerden korktuğu için ondan bir kendini geri çekiyor. Yani bu hani sıkça gördüğümüz bir mesela şey. Mesela sağlık kaygısı şey, hani hastalık kaygısı. Hep zannederiz ki işte bunlar doktor dolaşır falan. Bir kısmı öyledir, bir kısmı da hiç gitmez. Evet. Kaçınır. İki alt tipi var o nedenle. Tembellikten nasıl ayırırız? Tembellik de bir şekilde...
Yani tembellik kaçınma daha şey. Yani zaten şey, öyle bir kaygısı yoktur tembelin. Hani iş vardı onu erteliyor tembel gibi de değil. Erteler hani. Ama gündemini oluşturmaz onun. Ertelemeciler hani onun bir yandan da acısını çeken. O zaman tembellik daha iyi ertelemecilikten. Çünkü tembel, rahat. Rahat, rahat. Evet, yani. Umurunda değil. Evet. Çünkü tembel şuna bakar. Yani ben mümkün olduğunca az şey yapayım, evet, kardeşim. Hani evet, evet. Onun felsefesine evet, inanmış yani. Yok kesinlikle ben tembel değilim ama ertelerim. Mesela ben kendi yolumu şöyle buldum. Belki de zorlandığım için, belki de istemediğim için, belki de sonuç tarihi belirlenmediği için fark etmez. Sebepler muhtelif olabilir. Yapmayı istemediğim ve ertelediğim şeyden önceye beni oraya motive edecek çok sevdiğim bir şey koyuyorum. Yani onun ödülü önceden süper, ödülü kendini önceden tedavi ediyorsun aslında bu, evet, ödüllendirme çünkü başka koyarak türlü olmuyor. Ödülü önceden verip ama bu ödülden sonra bu olacak gibi. Ben mesela kitap yazarken ilk önce ön sözünü yazıyorum. Sonra da mecburen yazıyorum o kitabı. Orada teşekkür ettiğim insanlar var çünkü. Ben de hani şarkının altını, ilk evet, cümlesini yazıyorum önce. Yani haliyle. Hani beyninizi daha çok kapasiteyle zorladığınız şeyleri erteliriz gibi değil mi? Yani bilmiyorum. Eğer hani o işin sonuçları bizi rahatsız ediyorsa hani mesela biriyle önemli bir konuşma yapmamız gerek. Onları da erteleyebiliriz. Çünkü o konuşmayı yaptığımızda yaşayacağımız sıkıntıyı yaşamamak evet, için. Evet, o kişiyi aramayı ama erteleyebiliriz. Tabii ben mesela zaman gittikçe zaman de yani, tabii ben orada madem sorunun çözümüne de geçelim. Şöyle diyorum, hedefi o kişiyle o konuşmayı yapmanın sıkıntısı olarak koy. Yani benim amacım onunla konuşma sıkıntısını yaşamak. Sıkıntıyı hedef olarak koyuyorum. O zaman yani sıkıntıyı hedef olarak koymak ne evet, demek? Yani benim amacım o konuşmayı yapma sıkıntısı yaşamak. Böyle plastik bir sıkıntı. Evet, evet. Böyle bir amaç koyalım diyor. Mesela şeyde de öyle yani bağımlılıklarda da koyarız. Hani hedefin ne? Alkol almama sıkıntısı yaşamak. Sigara içmeme sıkıntısı hedefi yaşamak. Hedefi oraya koymak. Evet, evet. Yani hani, onu güzel bir yani şey. Yani dert gibi görülen şeyi hedef gibi koymak. Ödüllendirmek yapmak bence da ödül yöntemi. Evet, ama güzel yani ödül dediğim de böyle çikolata yemek falan değil yok, mesela. Yok yok anladım ben onu. Yani evet, benim bir şimdi sabah rutini sporum var. Onu gün içinde çok acele bir şey yapmam gerekmiyorsa 3'te de yapabiliyorum. 3'ten sonra o ertelediğim şeye başlıyorum. 11'de de yapıyorum. 11'de yaparsam 11'den sonra o erteleyeceğim şeye. Onu erkene çekerek ben şey gibi anladım. Yine sorumlulukla ilgili. Yani ödülü alarak kendini borçlu hissediyorsun gibi biraz. Ödül derken ama yani, böyle şey, hassal bir ödül edici değil. Yani böyle hani çikolatadır bilmem nedir hani bir film seyredeyim falan gibi bir şey. Beni mutlu edecek o dopamin, serotonin ben nasıl salgılıyorsam onu önceye alıp anladım, ertelediğim şeyi motive etmeye çalışıyorum. Çalışıyorsa bence gayet iyi. Çalışıyor tabii. Fakat genelde yine psikolojide bizim önerdiğimiz Pigmalion ilkesi diye bir şey var. Hani az yapılan bir şey diyelim benim yürüyüş yapmam gerek ama az yapıyorum. Çok yaptığım ve sevdiğim bir şey işte ne bileyim dizi izliyorum. O zaman yürüyüş yaparken dizi izliyorsun. Sonra yürüyüş yapmayı da ister hale geliyorsun gibi hani ödülü onunla eşleştirerek yapıyorsun. Beyin kanıyor yani buna bir süre. Duşumu erkene alıyorum mesela yapılacak işimi duş yaparken yapamayacağım yani. Cüneyt. Erteleyenlerin bazıları da son ana bıraktıklarında daha yaratıcı olduğunu söylüyorlar. Bu öyle bir şey var bu arada. Kılıf bazen, mı? Öyle mi? Var var kesin. Onu da herkes yapamaz. Yani o kapasite olacak zeki mesela. Zeki olmak gerekiyor tabii onu yapmış. Bizim bipolar bozukluk dediğimiz hani duygu durum bozukluğu mesela bir kısmı yaratıcıdır, zekidir. Çok pek çok sanatçı var öyle hani işte şair var vesaire, Virginia Woolf var. Ama eğer bir kapasiteniz varsa yani sadece o hastalık insanı sanatçı yapmaz. Zaten yetenekleri var. Zaten zeki birisi. Düşünün o manik atak dediğimiz şeyde hani insan az uyur, enerjiktir, kendine güveni tamdır. Hani dünyayı parmağında oynatacak gibi hisseder. O sanatsal yaratıcılık ve zekayla birleşince de bir şey çıkar. Yani o son anda yapanlar herkes ona güvenmesin yani bir bence. Bir şeydi hani gençlerde de öyle ya ders çalışırken son ana bırakıp o gecede sabaha kadar sabahlayan
cinsler. Yani bir şekilde bir şeylerden feragat etmen gerekiyor onu yapabilmek için ama. Mesela çok acı bir öyküdür. Yıllar önce dinlediğim dikkat eksikliği, hiperaktivite yüzünden üniversiteyi bitirememiş ve utandığı için hani söyleyemiyor. Çok zeki birisi. Onun ortaokulda onu anladığı bir an var. Hep ilkokulda falan son anda yapmış. Ortaokulda bir matematik şeyi ve yetişmeyeceğini anladığı anda müthiş bir panik yaşıyor. Olmuyor yani. O son anda olabilmesi için hani konu basit olmalı, hı hı. Sizin onu yapabilecek bir birikiminiz olmalı. Yetişmeli. Her zaman ona güvenmemeli yani. Beyaz yakalılarda daha mı çok acaba? Onlar ya da kadınlarda, erkeklerde böyle bir bilgi var mı duyduğunuz? Son anda yapma ile ilgili benim... Erteleme yok bence yani. Yok yani. Ertelemenin... Erkekler daha çok erteleyebilir gibi geliyor ama beyaz yakalılarda çok olabilir ama. Evet. Yani çünkü o kadar çok listemiz var ki yapılacak yani. Listesi ve hep en zoru ya da en yapmak istemediğimizi en sona koyuyoruz. Yani ben de bilmiyorum. Üniversite öğrencilerinde çok, akademisyenler de çok. Benim en büyük, sizi anlatırken düşündüm, en büyük erteleme sebebi çatışmadan kaçmak. Yani... Eğer benim... Çok güzel bir şey ama stresten kaçıyorsun. Ama o çözülmesi lazım. Evet. İşte çözme stresini amaç edinmeyi ben şu anda aldım, bunu deneyeceğim. Evet. Ben hiç böyle bir amaç koymadım kendime. Ben bununla konuşacağım. Çatışmadan, ve sıkıntı yaşayacağım. Yine 9'un şeyi özelliğidir. Çatışmadan ölümüne kaçar ve bu ertelemeye sebep oluyor. Ama bir süre sonra olay da sakinleşmiş oluyor aslında. Çatışmadan çıkmış... farklı, sakin. Ama bazen çatışma boyutu da büyüyebiliyor siz erteledikçe. Yani